Amerika'dan herkese merhaba. Bugün hava çok güzel. İzin aldım. Perşembe ve Cuma günü izinliyim. İznimi de doğada kullanmak için Mount Rainier National Park'a gitmeye karar verdik. Annem Mount Rainier Ulusal Parkı'na hiç gitmedi. Ama bundan önce Yellowstone'a gitmiştik Montana'da. Yellowstone muhteşemdi. Ama burayı da çok merak ediyorum. Paradise, yani cennet bölgesine gidiyoruz. Ama gerçekten bölgenin adını çok iyi koymuşlar. Kesinlikle. Cennete gidiyoruz. Kesinlikle. Okay, sounds good. Thank you. Minik bir tuvalet molası verdik. Şimdi size tuvaletleri göstereceğim. Ulusal parklarda böyle sifonsuz tuvaletler var. Tuvalet kağıdı da var. Tuvalet kağıtları kilitli olduğu için çalamıyorlar zaten. Belli sürelerde boşaltıyorlar tuvaletleri. Burada da el jeli var. Pandemi başladığından beri ilk adam akıllı seyahatim bu aslında. Hep daha yakın çevrelerdeki bölgelerde hike yapıyordum. Annemi bekliyordum. Annem burada tuvalette. Hava çok güzel. Dağı sürekli görüyoruz araba kullanırken. Henüz tam yakalayıp çekemedim arabayı ben kullandığım için. Ama Paradise bölgesine giden yol şurada. Bu yol bizi cennete götürüyor. Orada yapacağımız yürüyüş için çok heyecanlıyım şu an. Biri daha bekliyor. Popüler bir tuvaletteyiz. Biri daha geldi. Şimdi şuradayız. Buradan böyle yukarıya doğru çıkacağız. Christine Falls'a gideceğiz. Ondan sonra Carter Falls olacak orada bir yerde. Orada duracağız. Sanırım gelmeden şurada bir yerde. Ve Paradise Inn'in oraya doğru gideceğiz. Visitor Center burada kapalı. Dağ da zaten burada. Gideceğimiz yerde buralarda hike yapıp, yürüyüş yapıp dolaşıp dağın manzarasını görüp daha sonra geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. İlk durağımızdayız. Burası Carter Falls'a gidiyor. Şimdi kısa bir yürüyüş yapacağız. Şelaleye kadar çıkmayı düşünmüyoruz. Ama dağ burada olduğu için dağı aşağıdan görmek için bu yola girmeye karar verdik. Ben etrafın güzelliğine bakıyorum. Anı da kaçırmak istemiyorum. Etrafa bakmak çok güzel. Yolu ne kadar güzel işaretlemişler. Çok rahat gidiyor. Evet. Oo, çok güzelmiş. Evet. Muhteşem ya. Doğada olmaktan güzel ne var bilmiyorum. Muhteşem. Çok aşırı aşırı huzurlu bir yer. Şimdi birazcık fotoğraf çekeceğim burada dağı. Çünkü aynı zamanda gezi yazılarıma da yazmaya devam etmek istiyorum. Ve Mount Rainier'ı henüz yazmamıştım. Mount Rainier'a da iki kere geldiğimde aslında fotoğraf makinem yoktu. Hep telefonumla çekim yapıyordum ya da GoPro ile. Şimdi profesyonel makinem olduğu için de kaliteli görüntüler yakalamaya çalışacağım. Umarım güzel şeyler çıkar. Instagram hesabımda paylaşıyorum gezi fotoğraflarımı. Beni Instagram'da da takip etmeyi unutmayın. Birazcık çekim yapıp of bu manzaranın tadına doyamıyorum. Çok güzel ya. Muhteşem ya. Fotoğraflarımızı çekildik. Çok güzel kareler yakaladım. Instagram hesabıma koyacağım kaçırmamak için. Takip etmeyi unutmayın. Biraz daha sadece burada yürüyüş yapalım dedik. Yani etrafımız muhteşem. Daha cennet bölgesine gelmedik. İnanılmaz bir manzara var. Hani dağ bütün görkemiyle bulutların arasından çıkmış durumda. Şurada bir köprü var. Ve çok fazla yanımızdan backpacking yapanlar geçti. Anladığım kadarıyla orada kamp alanı var muhtemelen. Backpacking için kampa geliyorlar. Şimdi insan geldiği için. Onlar da maskelerini taktı. Ben de maskemi taktım. Herkes birbirine
saygılı davranıyor. Hatta ben onlara yol vereceğim şimdi buraya çıkıp. Şuraya kadar gidelim, köprüyü görmek evet. İster misin? Sonra ağaç isterim, köprü. İsterim. Hadi gidelim. Daha gezecek çok yer var. O zaman yola inerim. Carter Falls'a giden yol burada. Bu köprüyü geçiyorsunuz. Ondan sonra şurada hike devam ediyor ormanın içine doğru. Kaç kilometre olduğunu hatırlamıyorum ama kısa bir yol. Birkaç kilometre. Biz oraya kadar çıkmayacağız. Bugün zamanımız kısıtlı. Cennet bölgesine gideceğiz. Ama macera amaçlı şu köprüye kadar gelelim. Hatta bir köprüyü geçelim dedik. Başınız dönüyor gibi oluyor. Aşağıda yere baktığım zaman sanki yer oynuyormuş gibi. Suyumuzu içip şerefe hareket edelim. Sıradaki durak Christine evet. Falls, Christine Şelalesi. Fotoğraf mı çekeceğim? Hem küçük bir video hem de fotoğraf. Paradise bölgesine geldik. Arkamızda Mount Rainier kalıyor. Birazdan Mount Rainier'a doğru yürüyüşe başlayacağız. 3 feet'teyiz Selen. 5400 feet. Arkamızda da Paradise'a geldiğimizi gösteren bir tabela var. Karşımızda da muhteşem bir manzara. Yol kenarlarında da hep çiçekler açmış. Pacific Northwest çiçekleri. Ve cennetteyiz. O zaman şimdi arabayla yola devam edeceğiz çünkü yürüyüş ileride başlıyor. Otopark manzaramız. Şimdi yemek yiyelim. Yemeği de arabada yiyelim, çok sıcak. Al bakalım. Yemekte kısır var. Kısır partisi. Manzaraya bak. Manzara. Mount Rainier eşliğinde. Kısır. Manzarayı göstermem lazım. Öğle yemeği manzaramız. Ve arabada kısır yiyoruz. Dışarısı çok sıcak. Muhteşem ya. Bitirmişsin. Kendi bölümümü bitirdim. Sence Yellowstone mu burası mı? İkisi de baş başka güzel mi? Apayrı. Yellowstone'da şey de vardı ya. Geyserler mi? Ha, geyserler. Geyserler de var. Oranın şeyi ayrı, geyserler buranın patlıyor. Ayrı. Tabii. Fokur fokur kaynayan bir... Buranın en büyük özelliği ismini de aldığı gibi Rainier Dağı. Rainier Dağı'ndan dolayı bu bölgeyi ulusal park ilan etmişler. Etrafı da tabii yemyeşil her yer. Şelale görmek istiyorsan çok doğal bir güzellik. Evet, burada da çok güzel evet. Var. Orada da çok güzel var. Aynen. O yüzden her farklı. Her farklı bir özelliği. Farklı orası bir mı burası mı diyemem yani. Bir galeta var ya, yiyelim. Manzara muhteşem, bakar mısınız? Bunlar burada yemek yapıyorlar. Ve manzaraları inanılmaz. Biz de arabanın içinde yedik. Hava çok sıcak ama. Bu arada bu otoparkı normalde bu kadar boş bulmak neredeyse imkansız. Perşembe günü olduğu için tabii daha az insan var. Şimdi ziyaretçi merkezine geldik. Ama ziyaretçi merkezi pandemiden dolayı kapalı. Sadece tuvalet kısmını açmışlar.
Bir de muhtemelen suyunu doldurmak isteyenler için su kısmı açıktır diye düşünüyorum. Burada sifonlu tuvaletler var. O ilk kullandığımız tuvaletler gibi değil. Şimdi maskemizi taktık biz de. Bu manzaranın eşliğinde saatlerce bekleyebilirim. Hiçbir sorun yok. Her yere de uyarı koymuşlar. Aranızda mesafeyle bekleyin. 1.8 metre yani 6 feet olsun diye. Bu çiçeklere de tabii kimse basmasın diye böyle kapatıyorlar. Bu yolun devamında da çiçekler açıyor her sene. Bakar mısınız, muhteşem. Eğer ziyaretçi merkezi açık olsaydı içinde dolaşırdık. İçinde de böyle hediyelik eşya satan yerler var. Ulusal parklar pasaportunuzu damgalamak isterseniz onların damgası da var. Ama kapalı. Sanırım çalışanların ve insanların güvenliği için kapattılar. Biz bugün burada yürüyüş yapacağız. Sanırım bir saat falan buradayız. Hazır mısın? Hazırız. O zaman büyülü merdivenlere çıkıyoruz. Karşımızda. Karşımız cennet. Buranın adı neydi Selam? Cennet. Paradise. Ne düşünüyorsun? Telefona telefonu da çekmeye çalışayım ben de. Birazcık böyle yürürken çiçekler de açmış. Şey, canlı görmek başka. Evet. Videoda falan nasıl çıkacak bilmiyorum da. Ya yeah, canlı gördüğün gibi hiç yani tarifi çok zor. Acayip güzel ya. Yani kaçırmak istemiyorum. Ay, altında işte çam ağaçları. Evet. Çiçen çiçek. Karadeniz bölgemiz böyle aslında. Çok güzel hem de. Ah, soktu. Değil mi, kolumdan beni de. Çok sinek var. Sabit durunca mı sokuyor acaba? Hayır, bir de şort giymedim. Şort giysem demek ki daha çok. Aa, fena yiyor şu an. Buradan gidelim mi? Yürüyerek o zaman gidelim. Biraz daha çıkalım şöyle yukarıya. Burası gayet sıcaklık düştü. Buralar güzel esiyor. Daha yükseğe çıktık diye belki. Belki de artık saat 7 oldu. Evet ama çok güzel. Temmuz sonunda kar bulduk. Evet. Aa, bak 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 bak. Bir şey var burada. Bilmiyorum ne o. Gel gel bak. Ne bu? Ay, bilmiyorum Selam. Bak, orada da bir sincap var. Evet, karda neler yapıyor, manyak ya. Yok, onlar alışmışlar, insanlar yemek veriyor. Bu kadar insan. Ama yemek vermek yanlış işte. Onun kendisini yemeğini bulması lazım. Yavru. Aşırı minicik. Poz veriyor, korkmuyor. Evet, kaçmıyor da. Aa, kaçmıyor. Aa, aa! İnanmıyorum. Alışmış bu kadar insana. Aa, nasıl geldi gitti. Üstümüze gitti, evet. Ama muhteşem güzeldi. Evet. Yani bu tarifi mümkün değil. Muhteşem, yani çok görkemli, inanılmaz. Evet, ve bu kadar yakınına gelebiliyor olmak da çok güzel. Bence. Aynen, yani bunun düzenlemesi falan, buranın bu şekilde yollar çok temiz yapılması, etrafımız dağ her yer yani. Buradan güneş batıyor ve kara elliyorsun, yani öyle değişik bir şey ki yanın kar. Bak, biz askılı giymişiz, yarım kollu giymişiz. Evet, erimemiş hala. Ve sıcak, gayet de sıcak burası.
değişik bir şey yaşanıyor yani. Çok çok etkileyici. Şu teşekkür arkamızda Selen'cim, çok teşekkür ederim. Şu an arkamızda Mount Rainier var. Burada da Cascade Dağları'nın devamı, Güney Cascade'lerin devamı, sıra dağlar. Ve bunun en yükseği Mount Rainier. Burada. Poplar'da ay çıkıyor mu acaba Selen? Evet, oradan ay çıkıyor. Bak şu arkada bir dağ daha var, görüyor musun? Görüyorum. Görmez miyim? O galiba Mount St. Helen olabilir. %100 emin değilim ama ben o olduğunu düşünüyorum. Buranın iklimi Karadeniz iklimine çok benziyor ama Karadeniz'den biraz daha sıcak burası. Yani Karadeniz bölgesine gittim çünkü seyahat olarak da. Genel kış iklimi olarak da burası Washington eyaleti. Ha, kar anlamında falan. Yok, sırf kar olarak değil. Genel olarak burası 3-5 derece daha yüksek olabilir Karadeniz'den. Doğrudur. Yani öyle hissediyorum. Ama ben iklim ve bitki örtüsü olarak çok benziyor. Aa, bak sincaplar koşuyor yanımızda. Saklandı. Saklandı ama gözükecek şimdi o yeterince. Minnoş. Aa, çıktı. Bak, korkmuyor bak. Biz de bir şey yapacak sandı bence. Ya da yemek saklandı. Vereceğiz sandı. Yemek vereceğiz şunu sandı. Dursana. Tekrar mı girdi? Evet. Bak, oyun oynuyor belki de. Gel. Geldi mi? Gelmez ki. Bir falan görmeden inelim. Yok de. Yok canım, ne ayısı, saçmalama. Burada ne ayı arar? Hayır, dağın tepesindeyiz. Hayır canım. Ayı burada ne arasın? Öyle olsa zaten burada grizzly de yok. Çıkarmazlardı. Tabii evet. Ki anne. Efendim? Burada grizzly de yok zaten. Ama burada siyah ayı da yok yani. İnsanları çıkarmazlardı zaten güvenlik için. Öyle olsa. Bak daha doğrusu şimdi ormanın içinde, ağaçların içinde ne yaşıyor ben bilemem. Ama buraya gelmez. Ayılar biliyorlar hani. Gideceğiz. Evet yani burada insanların olduğunu, buranın yol olduğunu artık. Ya biz onun evindeyiz, öyle düşün. Evet, burası işte yıllardır onun için böyle. Biz onun evinde olduğumuz için sorun zaten. Şimdi bir ayı çıkıyormuş. Aa. Ayı spreyi de yok yanında. Ay evet. Yok canım, şaka yapıyorum. Burada ayı ne arasın? Sakin sakin inelim fazla. Şey yapmadan. Evet. Kampa gidelim diyorum. Yok. Ayı çıkar. Ayı çıkar. Ne ayısı kampta? Ah, telefon düşüyordu. Ay. Bak bir tane daha. Evet. Güzel beslenmiş. Belki de hamile. Hızlı kaçamıyor. Hızlı koşmuyor. Bak 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 nasıl yiyor. Bizim gölgemiz de. Ağzı yemiyor. Şey bak. Evet, yemek yiyor. Ha. Umarım siz de bizle gezerken eğlenmişsinizdir. YouTube kanalıma her hafta yeni videolar yüklemeye devam ediyorum. Hem Amerika'da yaşamı, hem Amerika'da seyahatlerimi, hem Amerika'ya gelmek isteyenler için küçük bir rehber oluşturmaya çalışıyorum. Öğrenci olarak burslu gelmek isteyenler olabilir veya kariyeriyle iş bulmak isteyenler olabilir. Onlara da videolar hazırlıyorum. Bence aynen, yararlı oluyor. Bayağı emek veriyorsun aslında. Çok emek veriyorsun evet. Emre. Ama çok zevk alıyorum. Yani bir de konuşmayı sevdiğim için çok. Yardımcı olmayı da seviyorsun. Çünkü sen onun zorluğunu yaşadın öğrencilik evet. Döneminde. Her şey kolay değil. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Kendin. Onu bir daha bu videoda da anlatayım. Evet. Hiçbir şey öyle toz pembe dışarıdan değil. Bakıldığında aa hayatı ne kadar güzel, Amerika'da yaşıyor falan değil. Kesinlikle değil. Ama maalesef dışarıdan hep öyle görünüyor. Yani kanalıma hakikaten abone olsunlar kendim. Mı olmasınlar mı? Kesinlikle olsunlar. Gerçekten sırf seyahat sincap. Olarak değil, çok yararlı bilgiler veriyorsun. Master veya işte PhD doktora programlarından tut da her şeye. Nasıl adapte olunacak, nasıl başvurulacak, çok bilgi veriyorsun. Aa, gelin gördük. Aa, evet, ne kadar güzel. Ve gelin gördük, gün batımı zamanı. Mount Rainier'da fotoğraf çektirmeye gelmişler. Fotoğrafçıyla gelmişler, karların arasında, dağın eteklerinde fotoğraf çekimi yapıyorlar. Bak ayağında da bot var kızım. Ne yapsın? Evet. Her hafta yepyeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Amerika'da yaşam hakkında, buraya göçmek hakkında, burada okumak hakkında, iş bulmak hakkında aklınıza gelebilecek bütün soruları bu videonun altına veya herhangi videonun altına yazabilirsiniz. Gelen tüm sorulara cevap veriyorum ve ekstradan sizler için detaylı videolar da çekiyorum. O yüzden sorularınız varsa yazmayı unutmayın. Vakit ayırıyorum. Güzel videolar çekiyorum. Abone olmayı da unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, Mount Rainier National Park'ı beğendiyseniz de bir beğeninizi alırım. Değil mi? Beğen tuşuna bassın mı? Kesinlikle ve sizi çok seviyoruz. Evet, hepinizi çok seviyoruz. Burada olduğunuz için, videolarımı izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda, yeni bir gün görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.